15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta sürpriz bir gelişme olmaya başlar. Yunanistan'daki Amerikancı faşist albaylar cuntasından cesaret alan EOK'cı Samson bir darbe yapmış ve Erosis'e doğru ilk adımı atmıştı. Hedefleri ise Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaktı. Birçok soydaşımız Rumlar tarafından öldürülüyordu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, sürekli hükümetle görüşmeler yapıyor ve askeri istihbarattan gelen bilgilere göre Kıbrıs'ta yaşanan Rum vahşetine dur demek için bir an önce müdahale yapılması gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'na Milli Selamet Partisi'nden Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk de katılır. Değerlendirme yapılırken Oğuzhan Asiltürk, adaya derhal çıkartma yapılarak yeşil hat tutulmalı der. Korutürk ve Ecevit şaşkındır. Erbakan da çıkartma konusunda ısrar eder. Ecevit ise diğer garantör devlet olan İngiltere ile birlikte hareket edilmesinden yanadır. Bu görüşünde ısrar eder Ecevit, bu ziyaretten zarar gelmez. Üstelik batılı devletlere çıkartma yapmayacağımız konusunda kanaat gelir. Sözleri güvenlik kurulundaki heyete makul gelir. Ve Londra'ya gitmesine karar verilir. O sıkıntılı günlerde Amerika, İngiltere başta olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin böyle bir harekat yapmasına karşıdır. Ancak barış harekatına Ecevit de karşıdır. Ecevit yanlış bir şey yapmasın diye Oğuzhan Asiltürk de Ecevit'in yanında gönderilir. Dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar da bu uğurlama törenindedir. Törenden hemen sonra Erbakan'a özel bir görüşme yapalım der. Esenboğa Havalimanı'nda Genelkurmay Başkanı Semih Sancar Paşa ve uğurlamaya gelen komutanlarla bir odada görüşmeye başlanır. Semih Sancar Paşa Erbakan'a, Sayın Erbakan, sizler şu andan itibaren başbakan vekilisiniz. Kıbrıs'ta büyük katliamlar yaşanıyor. Sayın Ecevit'in Londra'dan dönmesi uzun zaman alacaktır. Başbakan vekili sıfatıyla bizlere harekat emrini verirseniz biz çıkarma için hazırlık yapabiliriz. Harekat emrini verebilir misiniz diye sorar. Erbakansa zaten böyle bir şey bekliyordu. Evet, harekat emrini verebilirim. Nasılsa İngilizler harekat talebimizi reddedecekler. Biz beyhude vakit kaybetmeyelim. Cuma sabahı mübarek sabahtır der. Tekrar söz alan Sancar Paşa, Allah sizden razı olsun. 13 senedir haysiyeti Makaryos tarafından rencide edilen bir ordunun kumandanıyım. Bu günleri de Allah bize gösterdi der ve devam eder. Ama sayın hocam, şimdi ben çıkartma gemilerimize harekat emri versem, onlar ancak cumartesi sabahına adaya erişebilirler. Çünkü eski tank motorları monte ettik. Saatte 5-6 milden fazla sürat yapamazlar. Der. Erbakan cumartesi sabahına da razı olur. Semih Sancar Paşa'nın bir korkusu vardır. Erbakan'a, efendim daha önce de bu tür harekat emirleri verildi ancak harekat yapılmadan geri alındı. Bu kez geri alınmamalı. Geri almamak ve kesinlikle çıkarma yapmak üzere verilmeli. Bir kez daha geri alınırsa askerlerin morali bozulur, Kıbrıs tümüyle elimizden gider, der. Daha önce 1963 ve 1967'de birkaç kez Kıbrıs'a çıkarma emri verilmiş ve dış baskılarla bu karar geri alınmıştı. Sancar Paşa bunları biliyordu. Kıbrıs harekatı hava, kara ve deniz olmak üzere birçok harekat unsurunu içinde barındırıyordu. Erbakan Semih Sancar'a harekat teknik açıdan rahat yapılabilir mi diye sorar. Toplantıda yer alan komutanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan söz alarak, Sayın Erbakan, hiç merak etmeyin, ben Karadenizliyim. Denizi ve denizcilik tarihini çok iyi bilirim. Sadece Türk Deniz Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ı alma imkanı var. Biz takalarla, kayıklarla bile adaya çıkarız. Ama yeter ki
eskiden olduğu gibi yarı yoldan geri çağrılmayalım der. Erbakan bunun üzerine rahatlar ve hemen gereken talimatları verir. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri hemen hazırlıkları yapmaya başlar. Ecevit Londra'da İngilizlerle birlikte Kıbrıs'a çıkarma yapalım diye görüşmeler yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri çoktan çıkarma hazırlığına başlamıştır. Sayın Bülent Ecevit, büyük umutla gittiği İngiltere'den 19 Temmuz 1974 Cuma günü eli boş dönüyor. İngilizler Türkiye ile birlikte çıkarma yapmayacaklarını söylemiş, Ecevit büyük umutla gittiği Londra'dan hayal kırıklığı içinde Türkiye'ye dönmüştü. Ecevit'i Türkiye'ye döndükten sonra havalimanında karşılayan Erbakan, harekat emrini verdiğini söyleyince Ecevit şok olmuştu. Şaşırmış ve paniğe kapılmıştı. Dünya ne der? Bu çıkarmayı dünyaya nasıl anlatırız? Diye titreyerek endişesini dile getirir. Ecevit'e cevaben Erbakan, Sayın Başbakan, her şey kontrolümüz altında, hiç endişe etmeyin, der. Aynı gün toplanan Bakanlar Kurulu'nda konuşan Başbakan Ecevit, çıkartma yapmaktan başka çare kalmadı. İngilizlerin cevabı menfiler ve çıkartma kararı bakanların tamamı tarafından imzalanır. ...20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'na Atilla Harekatı kodalıyla 06.15'te yaptığı hava indirme ve Girne sahilinden yapmış olduğu çıkartmaya başlar. Operasyonun devam ettiği süreçte Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Türkiye'yi çok zor durumda bırakan askeri ambargo kararları alırken, başta İran olmak üzere Pakistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yardım sözleri gelmeye başlar. O günlerde zor şartlar altında olan Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ise Türkiye'ye jet yakıtlarının tükenmesinden dolayı jet yakıtı ve cephane yardımı yapar. Günün ilerleyen saatlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanmış, 353 sayılı kararla müdahaleye derhal son verilmeli şeklinde Türkiye'yi uyarırken, Ecevit gece yarısı bakanları acil toplantıya çağırır. Ecevit, Semih Sancar'la görüştüğünü ve adeta Erbakan'a yalvararak derhal ateşkes kararı alalım der. Erbakan celallenerek, ateşkes de ne demek? Biz bundan çok daha büyük işler başarmış bir milletin mensuplarıyız. Hem siz nasıl olur da benimle istişare etmeden Sancar Paşa'ya ateşi keseceğimizi söylersiniz? Bu hükümet ortak hükümetimizdir. Anayasada iki adet başbakanlık makamı olmadığı için siz başbakansınız. Ama benden ve bizim arkadaşlarımızdan izin almadan ateş keseceğiz diyemezsiniz, der. Ecevit ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekatla ilgili ateşkes kararı aldı. Üye sıfatıyla buna uymamız gerekir demesine rağmen Erbakan, neden uymak zorunda olalım? Şu beğenmediğimiz İsrail, Birleşmiş Milletler'in 100'e yakın kararına rest çekti de ne oldu? Biz o kadar yok muyuz? Kesinlikle böyle şey olmaz. Harekat devam edecektir, der. Erbakan aslında Ecevit'i oyalamakta, aslında Kıbrıs'ın tamamını almak istemektedir. Fakat Ecevit'in bunu bilmesine rağmen dış dünyadan çekinceleri vardır. Genelkurmay'la temasa geçilir. Bu arada CHP'li bakanlar da destek verir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar G5 hattına yaklaştıklarını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyacağını ve akşam saat 17'de açıklayabileceğini belirtir. Bu konuşmaya rağmen Ecevit, mecliste sabah saat 10'da ateşkes kararı aldıklarını açıklasa da Genelkurmay harekatı 17'ye kadar sürdürür. Çünkü hükümette arkasında güvenebileceği bir devlet adamı ve Milli Görüş Partisi vardır.
harekatın kararlaştırılmasında, başlatılmasında ve başarılmasında başrolü, tüm kamuoyunun Ecevit'e mal etmesine rağmen Profesör Doktor Necmettin Erbakan oynamıştı. Kıbrıs çıkarması harekat planında G5 çizgisine 5 günde ulaşılması hedeflenmişken bu plan kahraman askerlerimiz tarafından 3 günde gerçekleştirilmiş. Askerlerimizin çıkartma sonrası hazırlık yapması ve harekatın dünya ülkeleri açısından tepkisini ölçmek için geçici olarak ateşkes kararı aldırılmıştı. Çünkü hedef belliydi. 20 Temmuz'da başlayan 1. harekat 22 Temmuz'da ateşkes kararıyla sona erdirilirken 25 Temmuz 1974'te Cenevre'de başlayan taraflar arasında barış görüşmeleri 30 Temmuz'da imzalanan ve daha çok Türk tarafının isteklerinin öne çıktığı bir protokolle sona ermişti. Yunan tarafı protokole bağlı kalmak niyetinde değildi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Turan Güneş konferansta özetle Kıbrıs'ın %38'ini kapsayacak federasyonu savunuyordu. İngiltere ve Yunanistan Dışişleri Bakanları ise bunu kabule yanaşmayıp zaman kazanmak için çeşitli oyunlara başvurdular. Yunanistan Dışişleri Bakanı Mavros'la Rum yönetimi temsilcisi Klerides öneriyi hükümetleriyle temas edebileceklerini belirterek 32 saat süre isterler. Rum tarafı 1. Cenevre Konferansı sonunda imzalanan protokole uymadıkları gibi yeni katliamlara girişmişlerdi. 2. Cenevre Konferansı başlarken Rum ve Yunan ikilisi uzlaşmaz bir tutum sergilemiş ve çeşitli oyunlarla zaman kazanmak istiyorlardı. Yunan ve Rumların istediği bu sürenin askeri hazırlıklar için vakit kazanmayı öngördüğünü anlayan Turan Güneş, 13 Ağustos akşamı konferansı terk ederek Ankara'ya Ayşe'nin tatile çıkabileceğini bildirir. Bu bir şifredir. Bu durum karşısında Türkiye'nin müdahaleden başka bir seçeneği kalmamıştır. 14 Ağustos 1974 tarihinde geç saatlerde 2. Barış Harekatı'na başlanır. 16 Ağustos'ta biten 3 günlük harekat sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri önceden hazırlanan plan çerçevesinde Magos'la Lefkoşa Omorfu hattını tutmayı başarmıştı. 1. Barış Harekatı'nda ele geçirilen 130 kilometre karelik alan 2. Barış Harekatı'yla 4000 kilometre kareyi bulmuş. Yunanistan'ın acil toplanma çağrısı üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısına taraflar 16 Ağustos saat 16'da uyarak harekatı durdururlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emniyetine ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek sahayı içine alan bugünkü hudutları çizilir. Her iki harekatta da 498 Türk askeri, 70 Kıbrıslı mücahit ve 270 Kıbrıs halkından insan şehit olmuştur. Bu harekatta Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın amacı Kıbrıs'ı tamamen almak veya en azından Peygamber Efendimiz'in halası, Hala Sultan'ı kendi sınırlarımız içinde tutmaktı. Ecevit'e rağmen bunu gerçekleştiremez. Her şeye rağmen Kıbrıs Türk Barış Harekatı'yla adadaki varlığımızı ve ulusal çıkarlarımızı korumuştu. Rum ve Yunan ikilisinin baskı ve tehditlerine dur denmiş ve kendi vatan toprağımıza hak iddia edebileceğimiz bir sınıra kavuşmuştuk.